Sevgili dostlar, öncelikle değişik bir video çalışayım dedim. Bir ayrıntılı olsun, konu daha izahlı olsun diye bir küçük bir çekim yapmak istedim. Sorunumuz şu, birçok öğrencinin en büyük yaşadığı sıkıntıyı izah etmek istiyorum. UTS enstrümanında yaşanan sorunu. Bizler öncelikle enstrümanda dikkat ettiğimiz hadiseler, vurguluğun birbirine uyumlu olması. Vurgu bildiğimiz gibi bu tarzdır. Bunlar 3'e 4'e ayrılabilir. Şu an son zamanları kullandıklarımızı kastediyoruz. Şöyle, bir de aynı buna benzer bir çalışma olan ekstra bakalit gibi bir çalışmadan yapılmış sıkma dediğimiz plastik vurgu var. Bu değil tabii, buna benziyor çok. Bu abonuz, bu pelesenk, bu zaten abonuz. Bu da boyama dediğimiz vurguya uygun olan, ne bileyim, ceviz olabilir, şimşir ağacı olabilir, gürgen ağacı olabilir. Bizim abonoz rengine benzeyen vurgularımız. Biz vurguları öncelikle kendi içinde belli bir ayar tespit ederek bunları kalemtıraş mantığıyla, kalemtıraşı da izah edeyim. Bu bir ayarlı kalemtıraştır. Bu kalemtıraşlar içerisinde birbirinin içinde ayarlı mantığımız vardır. Biz bunları kendi için önce bir kalemtıraş mantığında şu şekil belli bir süzgeçten geçirerek bunu istediğimiz kıvama getiririz. Bu vurgunun yatağına göre de olabilir. Yeri yapılan saza göre kullandığımız bir ölçü de olabilir. Bu genelde ortalama birçok utlarda farklı farklı bir kalınlık gözetebilir. Bu videoda çekmemin istediğim şey direkt ellerim ve kendisini anlatmak istediğim bir hadise ki direkt buraya odaklanılması için. Bu şekildedir. Bu mesela bir boyama dediğimiz siyahtır. Oldukça verimlidir. Biz bunların konikliği yatağına uygun olduğu sürece hiçbir sorun teşkil etmeyeceğini söyleriz. Ama tabii bunun için ikinci, üçüncü işlemler gerekiyor. Bu nedir? İşte bildiğimiz kalemtıraşın yanında kalem, elimizde en mevcut olan tebeşir ve bizim çok sıklıkla kullandığımız burgudaki bu yurt dışından gelen bir malzeme, burgulara sürdüğümüz ve bu da nemlenmeyi ve kaydırmayı ve tutmayı sağlayan bir çalışma. Biz bunları daha önceki videolarda anlattık. Nasıl anlatıyoruz? İşte burgunun yatağının geldiği yere, burguluğun geleceği yere uygun bir şekilde böyle yaparsınız. Eğer burada sorun şu şekildeyse, bakın hepsi farklı farklı bir ses çıkarıyor. Kimisi bak dönmüyor bak. Şu sesi duydunuz, dönmüyor. Bunda zorlanacaksınız ve zorlanırsanız da bu mutlaka kırılacaktır. Bunun için sakın ha bunu zorlamayın. Bunun arkasında şöyle izah edeyim. Ufak bir burguya zarar vermeden şöyle mantıkla istiyorsanız göğsünüze değdirin. Şöyle şu şekil. Mutlaka çok fazla sert olmayacak şekilde bunu yapın. Başka türlü bunu kurtaramazsınız. Ondan sonra bu sıkılığı önlemek veya kurtarmak için ya elimizdeki ilk mevcut kurşun kalem olduğu için onu gösteriyorum. Şöyle belli bir aralıkta boyayın. Sonra bakın. Bakın şimdi ne oldu? Burada inanılmaz bir boşluk oldu. Bu boşluk nedendir? Burgunun bu yatakta, bakın şöyle sallıyorum yavaş yavaş, konik olmadığını görüyorum. Yani burası öbür taraftan daha büyük açılmış. O zaman burada ne yapıyoruz? Bu bol olan yere hafiften bir tebeşir yedirerek şöyle de şuraya az bir şey. Bakın şunu yaptığınız zaman o boşluğa birazcık daha dolgu mantığı uygulayabiliyorsunuz. Daha değerli toplu sıkı oluyor. Tam bir konik olsa zaten bu dediklerimiz sıfıra inmiş olur. O yüzden burada bu bir tamir aşağı esaslı bir burguluktur. Bunun kendi üzerinde bunu tanıtmak istedim ki konuyu daha izah edebilmek için. Burada bunu hallediyoruz. Mesela bir sonraki burguya bakıyorum. Bir önceki burguya bakıyorum. Bir sonrakine bakıyorum. Yani birbirine pek endeksli değil. Ama şu daha iyi. Çünkü niye? Bakıyorum burada burgunun girdi çıktığı yere. Hafiften baktığım zaman boşluğun nerede, ne şekilde olduğu belli oluyor. Bunu siz de anlarsınız birçok bu muhasebeyi yaptıktan sonra. Ben burada yine aynı mantıkla şöyle burgunun geldiği yere hafiften bir sürtüşme şeklinde oluyor. Bakın daha iyi oldu. Gördünüz mü? Eğer bu da çok size gevşek gelirse gerekirse buna çok hafif
bunu kullanabilirsiniz. Niye diyorum? Çünkü bakın tek yere sürdüm. O fazla yumuşaklığı almış oldunuz. Ne oldu? Bakın daha sakin oldu. Bu burgularda uyguladığınız mekanizmadır. Bunu biz pratik olarak bu şekilde yapıyoruz. Bunu birçok dostumuz kendi tel takarken bunları kontrol edebilir. İyi utlara zaten bunlar sıfırdır. Sorun yoktur. Sadece sıkıysa havanın şartlarına göre, mevsim dönüşlerine göre, nemin yüksek oranına göre, kuruluğuna göre değişebilir. Kuruysa hafiften bir kuşu kalem mantığı tutmasını ve kaymasını sağlıyor. Eğer onun tutmasını eğer az oluyorsa tebeşirle bunu kontrol edebiliyoruz. Bu bir. Buradan sonra burayı aşama olarak geçtiğimiz zaman burgulardaki delikler. Burayı yavaş yavaş göstermek istiyorum. Bakın bu sol teli, bu ikisi. Bunlar R teli diyoruz. Bakın burgu burada kalmış deliği. Şimdi bu deliği buradan şöyle bir takma sistemi gösterirsek. Burada bu taktığımız delik sol teline. Niye sol teli diyorum? Çünkü buradan başladığım zaman bakın çok uzun bir mesafeden sarmaya başlayacağım. Ne oluyor burada? Çok saracaksınız. Sardıkça burada çok uzun bir mesafe kaydediyorsunuz ve sizi yoracak. Ha bu mecburi şartlardan dolayı böyle oluyor. Eğer imkanınız varsa bir geriye bir delik açarsanız çok iyi olur. Eğer o deliği siz açamıyorsanız küçük bir makkap ucuyla da olur. Eğer açamıyorsanız şöyle yapacaksınız. Bunu şöyle size izah edeyim. Daha iyi olur. Bunu şöyle biraz çekiyorsunuz. Daha yakın bir merceğe sararak çok fazla dolamadan bakın şu dibe doğru solda bu dibe doğru sıkışmayacak şekilde ayarlarsanız burada sararsınız. Bu sol telleri buraya doğru toplanırsa burgunun birden şöyle gevşemesini engellemiş olursunuz. Yani birden atmasını engellemiş olursunuz. Yani toplayarak dibe toplayarak sararsanız güzel bir sonuç elde edersiniz. Şimdi bunun tabii öbür tarafı dolu olmadığı için, gergili olmadığı için bu hemen böyle dağınık gösterebilir ama takarken bunu anlarsınız. Bu burası. Şimdi geldik sol telinin işini bitirdik. Bir sonrakinde aynı yapacağız. Şimdi geldik la teline. La telinin deliği de çok güzel bir yerde. La teline taktığınız zaman, yine söylüyorum, taktığınız zaman biz burada şu ağzındaki tiftiği yok edin. Şöyle herhangi bir yere ucunu kesin ki rahat şey yapmasını sağlasın. Şimdi buradan da bakın la telini aldık. Yine taktık. Ayrıntılı izah etmeye çalışıyorum ama inşallah faydalı olur. Şimdi bir müddet yine göğsüme takıyorum, tutuyorum. Bir müddet şu şekilde sardıktan sonra sona gelirken şu şekil bakın. Şu şekil. Şöyle. Yani şu şekil attırıp ta ki R telinin neva eşiğinin üzerine denk gelecek şekilde bırakırsanız seviye yakalamış olursunuz. Burada çok sararak yapmazsanız çok keyif alırsınız. Bakın zaten eşik de takriben buralara geliyor. Bunu burada sonlarsanız bu da kendiliğinden yerini bulur. Aynı şekilde diğer R teline uygularsınız. Olayı bitirirsiniz. Bu da ikinci bir hamledir. Yani her çift teli bir akort olarak düşündüğümüz için yani solü çift telden düşünün, tek ses olarak düşünün. R'yi de çift telden düşünün, tek ses. Diğer teller de öyledir. Bu sol ve R'yi buraya takabiliriz. Akabinde hemen bir la teline geçiyoruz. Şimdi bir la telinde burada bizim gördüğümüz bir sıkıntı var. Bu sıkıntıda hızlı hareket etmek istemiyorum ama mecburen ediyorum. Şurada delik o kadar dibe gelmiş ki neredeyse burgunun yatağının içine giriyor. Burada sizin yapacak bir şeyiniz yok. Mecburen bu şartlara ayak uyduracaksınız. Eğer imkanınız varsa bir delik atacaksınız ve oradan o deliği biraz daha geri yani şuralara. Bakın şöyle delik nerede? Ta dibe girmiş. Neredeyse şeyin altında, yatağın altında kalıyor. O yüzden de bu bizi kurtarır. Ama bazı delikler vardır. Mesela bakın burada mi tellerinde delik yok. Buralara mevcut bir delik atacağız. Bu mevcut deliği atıp ondan sonra teli bağlayacağız. Burada da gözlediğimiz şudur. Hemen tekrar deliği takmış oluyoruz teliği. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Kullanılmış bir telde ayrıcalığı ifade ediyorum. Taktık. Bakın hemen ucu yıpranıyor. Zor gidiyor. Bu aşınmış bir tel. Hemen ucunu aldım. Hemen taktım. Ucundan biraz çıkıntı sağladım. Bakın bu sefer la telini bakın. Dipten aldım. Şöyle
yanına bu tarafa doğru, burgunun kendi başına doğru sararak belli bir katmanı oluşturup burada bitiriyorum. Yani fazlalığını alacaksınız. Yani 4 sıra döndüğünüz zaman bu size yeterli olur. Bundan sonra bu burgu kendi içinde tık 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 böyle döner. Çok zorlanmaz, kolay kolay atmaz. Bu aynı şekilde bunun takriben ikinci lağasında aynı şekilde yaparsanız işi bitirirsiniz. Bu da hızlı bir çalışma. Çünkü çabuk göstermek istiyorum ki olayı izleyelim. Şimdi mi tellerine geldi. Mi tellerinde mutlaka bir delik olması lazım. Çünkü bakın burada mi telin delikleri içeride kalmış. Ben ne yaptım? Özür dileyerek söylüyorum. Bunu delik içeride olduğu için delmem lazım. Makine açmam lazım ama açmıyorum. Ben hemen buradan içine alıyorum. Bakın. Onu da size göstereyim ki bilin diye. Bu içine gidecektir mutlaka. Hemen onu alıyorsunuz en uzağa. Bakın şöyle en uzak burası. Buradan başlayarak çok fazla içeri bastırmadan bakın konuyu izah ediyorum. Bu şekil. Bu da 4. 1, 2, 3, 4. turda bitiyor. Daha fazla gitmesin. Burada bırakın. Ne oldu? Delik içine giden delikten faydalanmış oldum. Birazcık deliğin altında kalacak tel ama işimizi görecek. Bu da mi aşaması yani mi tellerin aşaması. Bunu da bitirdik mi oldukça faydalı bir burguya tel takma işini hem geliştirmiş oluruz hem sonlamış oluruz. Çünkü bunlar hep sorundur. Eğer doğru takıp doğru sarmazsanız bu her seferinde atacaktır. Şimdi geldik yine buraya. Si tellerine. Si telleri genelde biz çapraz takarız. Ama eskilerde üstteydi. Sonra fadiyez alttaydı. Değişe değişe olabiliyor. Bu herkesin tercihine göre değişebilir. Aldığı eğitim, taktığı yol, gittiği yol gibi hadisedir. Burada şimdi si telini izah ediyorum. Si telinin birincisini yine alta takmak şartıyla hemen sıralamayı aldım. Bakın hemen çektim. Aldım. Bu sefer aldım. Bu sefer yine burgu başına giderken ikinci turu bitirip tekrar üstüne atıyorum. Bakın. Burgu başından bu tarafa atıyorum. Burgu başı bu tarafa. Atıyorum. Hop. Burada dördüncü turu burada tamamlıyorum. Bu da yeterli oldu. Ne oldu? Sıralamada buraya yaymış olduk. Buradaki dengeyi taktıktan sonra belli bir ayara getirmiş oluyoruz. Ne oluyor? Telleri içeride tutmuş oluyoruz sararken. Ne karşı yanağa dokunacak ne bu yanağa dokunacak. Bunları eğer kontrol altına alırsak eğer ki yani bu dediğimin %70'ini bitirmiş olursunuz. Ud da burgu da tel atmaydı. Burgu atıyordu. Akor tutmuyordu. Sürekli çevirirken zorlanıyorum gibi hadiseleri 0 dereceye kadar indirirsiniz. Bu benim almış olduğum yıllarca tecrübemden kaynaklanan bir şeydir. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Karşılığında burada yine si telin ikincisini izah ediyorum. Yine fazlalığı keselim. Şöyle ucundan alıyoruz. Çünkü tel yıpranabilir. Tekrar si telin ikincisine geliyoruz. Bakın si telin bize göre delik çok ileride ama mevcut şartlar elimizde olmadığı için biz oraya delik açamıyorsak o delikten faydalanmak şartıyla ne yaptık? Fazlalığı içeri verdik. Hemen şöyle ileri atıyoruz bakın. Biraz daha ileri. Yani ileri. Atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz ve ortayı bulduktan sonra buradan yürüyoruz. Bakın şu an inşallah tam teşekküllü gösterebiliyorumdur. Bakın burada ne yaptık? Dördüncüyü burada. Dördüncü kastım nedir? 1, 2, 3, 4 sırayı sağladık da mı biz burada belli bir oranı yakalamış oluyoruz. Ne oluyor? Tel sıyırmamış olacak. Sıyırmadığı zaman da size rahatlık gelecek. Bu da hani burgunun ortada toplanmasını, çok sarılmamasını ve size mevcut yeterli kadar içeri vermeniz gereken payı koymuş olacağız. Bu da si'nin ikinci teli. Birinci buradaydı, ikinci burada. Bu da burada toplanır. Gayet sağlıklı bir şekilde akortlar tutar. Sonra geldik fadiyeze. Bu da fadiyezlere. Bil ki şöyle bir ayrıntı daha söyleyeceğim size fadiyezde. Fadiyezin deliği de aslında istediğimiz oranda. Bakın nerede? Şu köşede. Şurada. Şimdi burada bizim takriben niye orada diye söylüyoruz. Burada olursa bunu taktığınız zaman gene tabii mevcut telimizin ucu gidiyor. Tabii bu tel la teli. Oraya daha kalın tel takıyoruz. Burada da şöyle bir şey yapıyoruz bakın. Taktık. Bir ayrıntıyı size söyleyeceğim. Yine göğsüme dayıyorum. Tekrar yine burgu başına saracağız. Sardıktan sonra burgu başına inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü yani bunlar ayrıntılı şeyler. Burada burgu başına sardığımız zaman yine fazlalığı içeri veriyoruz. Sardık, 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 geldik, geldik, geldik. Yine dördü bulduk. Dördü bulduk. Burada dört seri, yani dört sırayı bulduk. Burada şöyle bir şey olabiliyor bakın.
Bazen uttan, burguluk tarafından bir cızırtı gelir. Bu cızırtı da tarif etmesi çok zordur ama çok ayrıntılıdır. Bazı seslerde ortaya çıkar. Bu da telin yapısından dolayı, kalınlığından dolayı biraz orada gevşek kalır. Bir de şu burguluğun yanağına dokunur, şuraya. Şöyle biraz geriyorum bakın. Şurada bir pıs pıs eder. O pıs pıs etmesi de çok yakın olduğu için şuraya, şöyle yana biraz değebilir. Biz buraya genelde şöyle açık kalmasını sağlayacak bir açıktan bağlama tekniği gösteriyoruz. Ya da yine bunu sardınız. İcabında sonunu şöyle. Bakın şöyle sararak bunu bu yatağın en geniş tarafından alırsanız, şuradan gelecek en geniş tarafından alırsanız bu kenara değmez. Değmedikçe o cızırtıyı, şuradaki böyle bir sıkıntılı cızırtıyı yok etmiş olursunuz. Bu cızırtı değildir. Bu telin frekansıyla yanağa değen bir şöyle bir garip bir sestir. Hani bu sesi bazen duyarsınız ama nereden geldiğini bilmeyebilirsiniz. O yüzden bakın şu şekil yaparsanız kurtarmış olursunuz. Bu benim burgu ve burgu yatağı konusunda ve tel takma konusunda küçük bir ayrıntılı olarak böyle sadece ellerimle ifade edebilecek bir çalışmayı sunmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum.